Sana. Bugünkü etkinliğimiz Öğretmenler Günü'nün 93. yıl dönümü nedeniyle hazırlanmış, Erzurum Kent Konseyi Kadın Konseyi hazırlamış olduğu bir program. Programın içeriği şehit yakınlarımıza TÜBİTAK öğrencilerin projede ödül kazanmış, onur edilecek öğrencileri davet ettik. Okullarımızdan velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz davet edildi. Onlara ufak hediyeleştirmelerimiz olacak. Daha sonra bu otağdan dolayı ata binecekler, ok atacaklar, yemek ikramlarımız olacak. Günün özeti bu kadar. Etkinlikten memnun var mı? Etkinlikten gayet zevk almış öğrenciler. İç ata binmeyen öğrenciler var, ok atmayan öğrenciler var. Bunları kullanmaktan gayet zevk aldılar. ...24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Kent Konseyimiz Melek Hanım ve beraber organize yaptığımız bu etkinlik Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen bir etkinliktir. Burada öğretmenlerimiz, çocuklarımız, velilerimiz ok atacak, ata binecek, geçmişi hatırlayacaklar. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzün 93. yılını kutluyorum. Bu vatana, millete, vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven insanları yetiştirmede ev öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğretmenlerimizin teminatı olacaktır diye düşünüyorum. Gelecekte yetiştirdikleri çocuklarımızla ilgili. Bugünkü yapmış olduğumuz etkinlik bir Öğretmenler Günü etkinliği. 24 Kasım 93. yılını kutluyoruz bu yıl. Biz de bunun için eğitimin üç ayağı olan öğretmen, öğrenci, veli işbirliğiyle yapmış olduğumuz bir program. Hem öğretmenlerimizi onur edebilmek, hem öğrencilerimizi daha büyük bir şekilde teşvik edebilmek ve velilerimizin de desteklerini öğrencilerimiz için daha pekiştirmek. Kızıl Elma Otağı'nda yapıyoruz. Dar gelirli ve vatandaşlarımızın öğrencileri buraya gelip de belki atama binebilirler veya bir ok atmaya bilemezler. Onun için biz onlara bu işi daha rahat, daha huzurlu bir ortamda, daha eğlenceli bir ortamda sağlamak istedik. Ben Mansur Binici, şehit yakınıyım. Aynı zamanda Erzurum Yakutiye İMKB İnönü İlkokulu müdür yardımcısıyım. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlemiş olduğu programdan dolayı, bizi de davet etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine. Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenmiş olan bu programdan dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine. Tabii ki. Az önce de bahsettiğim gibi hala hazırda zaten sınıf öğretmenliği görevi yapmaktayım. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi ile beraber ortaklaşa orada da görevim mevcut. Bir etkinlik düzenlemek istedik. 93. yıl dönüm sebebiyle 31 okuldan birer taltife layık öğrenci, onun velisi ve öğretmenini davet ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden izinli, onaylı bir şekilde etkinliğimizi bugünden itibaren iki güne bölerekten yapmayı planladık. İlk günündeyiz. Basına da çok teşekkür ederim. Bayağı da yoğun bir ilgi var, talep var. İnşallah güzel bir aktivite olur. Peki bugünlerden hariç gelip de at binenler, ok atanlar var mı? Tabii ki var. Burası halka açık bir kulüp, halka açık bir işletme. Özel derslerimiz, kurslarımız veya aktivite amaçlı at binişlerimiz, ok atışlarımız, bunlara bağlı çeşitli aktivitelerimiz söz konusu. Otağ çadırımız mevcut. Tarihteki yaşantıyı canlandırmaya açıkçası biz çalıştık bu yerleşkemizde. Sobamız, üzerindeki işte kestanemiz, çocukluğumuzda yaşadığımız o özlem dolu günleri burada tekrar canlandırmaya çalışıyoruz.